Boşver Çok, demişler. çok teşekkür ederim. Evet. Hocam hemen bizim ana haber devam ederken bir son dakika gelişmesi var. Tezkere mecliste kabul edilmiş. Evet. Yabancı askerlerin Türkiye'ye gelebilmesine imkan sağlayan bir tezkere. Evet efendim. Bu iktidar yerli ve milliydi galiba, değil mi? Çok. Yabancı askerlerden kimi kastettikleri de belli değil. Yani yabancı askerlerin sayısı, oranı belli değil. Hangi miktarda olursa olsun Türkiye'ye üstlenebilecek, üstelik milliyet de belirtilmemiş. Her ülkeden asker gelebilir bu tezkereye göre. Açıklama çok basit. Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye CHP ve HDP hayır oyu kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk askerinin Suriye, Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi demiş. Ona da hayır oyu kullanılmış. Şimdi bunun 2 yanı var. Bir, Türkiye'nin asker göndermesi. 2, yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesi kabul edilmiş oluyor. Ne demek hocam? Siz nasıl yorumladınız? Valla şimdi hangi askerler geliyor Türkiye'ye? Üç ülke geliyor aklıma. Oy verenler MHP, onu da söyleyelim. Tabii. AKP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi gibi milliyetçi, mukaddesatçı, dinci, İslamcı, yerli, milli, muhafazakar ve her şey. Evet. Şimdi bizim yurtseverliğimizi sorguluyorlar. Evet. Üç ülke geliyor benim aklıma. Bir, tabii ülkeleri söylüyorum, o ülkelerin içindeki hangi gruplar olduğunu siz hemen anlayacaksınız. Bir, Irak. 2, Suriye. 3, Amerika Birleşik Devletleri. Bu üç ülkenin herhangi birinden veya hepsinden birden veya ikisinden değişik zamanlarda ve değişik sayılarda asker gelmesine izin verilmiş oluyor. Bunları yaşadı mı? Türkiye yaşadı. Yani peşmergeleri Irak'tan alıp Suriye'ye götürdü mü? Götürdü. Suriye'deki savaşa katılıp oradaki ÖSÖ dedikleri, sizin katiller şeyler dediğiniz, genellikle hemen tarif ettiğiniz güya ulusal Suriye kuvvetleri filan adı altında, zaten o isim de sürmedi değil mi? 1-2 ay sürdü çünkü. İkide bir değiştiriyorlar çünkü onlar toparlanamıyorlar. Terör örgütü ilan ediliyor çünkü. Toparlanamıyorlar. Yani onlar toparlanamıyorlar. Ve işte Suriye özgürlük mezgürlük filan derken şey oldukları onun ortaya bir çıkıyor. Bir nedeni de şu hocam. Onlar bildiğimiz terörist faaliyetler nedeniyle uluslararası soruşturmalara uğradıkları için sürekli isim değiştiriyorlar. İşte, tamam. Böyle. Şimdi onların bütün dünya kaynakları, kitaplar yazılı üstlerinde, onların Türkiye'ye nasıl geldikleri, nasıl adam kaçırdıkları, nasıl tedavi edildikleri liderlerin filan kitaplar var ya. Ben herhangi bir şey, bir gizli bilgi filan açıklıyor değilim. Yani bu tekrar ediyorum, sadece gazete makaleleri, haberleri filan değil, kitaplar var, kitaplar yazıldı bu konuda. Şimdi bunu legalize ediyorlar. Bu ne gibi? Yani 16 Nisan 2017 referandumunda yasalara göre yasak olan biçimde oy saydılar. Hem zarfların hem oyların tasdiksiz olanlarını, mühürsüz olanlarını saydılar. Mühürsüz oy ve mühürsüz zarfları çıkan zarflardan çıkanları saydılar. Öylece anayasayı değiştirdiler. Ondan sonra yasa değişikliği yapıp o maddeyi çıkardılar. Bunları sayılmayacak, sayan, yazan, bunların sayılmalarının yasalara aykırı olduğunu yazan maddeleri çıkardılar. Şimdi aynı şekilde zaten burada arası şeye dönmüş, yani işte oradan alıyor, buraya getiriyor falan, Türk şey yapıyor ya, bizimkiler yapıyor. Ya değerli izleyiciler, bunu 40 defa söyledik, yazdık. Bir ülkede bu kadar üstelik totaliterliğe giden otoriter bir iktidar varlığında sınırlarda olan hareketler, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, beyaz zehir kaçakçılığı vesaire devletin, istihbarat organlarının ve güvenlik güçlerinin haberi, kontrolü, denetimi olmadan devam edemez, mümkün değil.
Mümkün değil. Nitekim bir şeye basıyorlar, düğmeye basıyorlar. Bilmem kaç ilde bilmem kaç kişi içeri toplanıveriyor. Yani bu Ali Yerlikaya dediğim gibi devlet umuru görmüş bir İçişleri Bakanı. Bakanlık koltuğuna oturunca birdenbire bakıyorsunuz uyuşturucu kaçakçıları yakalanıyor. Çetelere karşı operasyon yapılıyor birkaç ilden birden. Tak tak hemen toplanıyor. Lideri de toplanıyor. Yani şeye binerken, uçağa binerken aldılar adamı ya. Uçağa binerken aldılar adamı Amerikan filmlerindeki gibi. Devlet her şeyi görüyor, biliyor. Ve öyle bir devlet ki yani şu anda bu acizin ve karşınızdaki bu kanalı kuran ve yöneten zatın nefes alışlarını bile izliyor. Nefes alışlarımızı bile izliyor. Kaydediyor filan. Bizde bu kadar yakından ilgilenen muhterem devletimiz. Demek ki bir şey bulamıyorlar da o yüzden montaj videolar üretiyorlar. Evet, herhalde. Yalan ve iftira atıyorlar. Evet, onun için montaj diyorlar videoları. Evet. Tabii bravo, çok iyi. Tabii nefes alışlarımızı bile izliyor. Bakıyor ki bir ben şey yok. Çok o kanaatte de değilim ama yakından izledikleri belli. Evet, neyse. Yani bu bakın şimdi birazdan bu herhalde programda konuşacağız. Bir başsavcının bir dilekçesi var, şu var, bu var. Bir takım yargıda içinde hesaplaşma var. Emniyet içinde hesaplaşma var. Bunlar artık ayyuka çıkmış olan rüşvet iddialarının, adam kayırma iddialarının, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, haksızlığın dışa vurumu. Şimdi bakın bütün otoriter ülkelerde bunlar birbirine bağlı olarak gider. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Yolsuzluk yaparlar, otoriter iktidarlar yolsuzluk yaparlar. Duyulmaması için yasak koyarlar, yolsuzluk yaptıkları için halk yoksullaşır. Bakın bu üçü hep beraberdir. Yoksulluk, daha doğrusu yolsuzluk önce, hemen arkasından yasak, onun sonucu olarak da yoksulluk. Bakınız, bütün dünyada, bütün otoriter rejimlerde bu böyledir. Buyurun efendim. Şimdi hocam bu maddeyi herkes şöyle anlatıyor. Bizim çünkü öyle servis ettiler. Biraz önce okuduğum şekilde lanse ediyor iktidar. Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. CHP ve Yeşil Sol Parti hayır oyu kullandı. Ama tezkere bu kadar değil. Asıl yabancı askerlerin gelmesi izni var. Cumhuriyet Halk Partisi yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesine, Türkiye'de bulunmasına, Türkiye'de üstlenmesine hayır dedi. Ve Yeşil Sol Parti. Gerekçesi de şu, hem CHP'nin hem Yeşil Sol Parti'nin bölgedeki istikrara ve barışa zarar vereceği gerekçesiyle kesinlikle, hayır dedi. Ve kesinlikle. Bu kesinlikle doğru. Tabii. Ya siz... Bu işte Atlantik milliyetçiliği hocam. Bu Amerikan milliyetçiliği. Bu Soğuk Savaş milliyetçiliği. Bu NATO milliyetçiliği. Bu Cumhuriyeti kuran geçen yüzyılın başındaki o demokratik milliyetçilik ya da ulus kurucu milliyetçilik değil. Tam tersi. Ya da ulus kurucu Türkçülük değil. Onun adı bugünkü literatürde o milliyetçiliğin adını biz yurtseverlik olarak tanımlıyoruz. Yani bu ülkede yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun dinsel inancı ya da etnik kökeni kültürel aidiyeti ne olursa olsun herkesin eşit olduğunu kabul eden, onların hakkını ve hukukunu savunan bir anlayıştır yurtseverlik. Milliyetçilik ise etnik temelden hareket eder. Savunduğu ya da dayandığını iddia ettiği etnik temelin dışındaki herkesi dışlar, ötekileştirir, ondan üstün olduğunu iddia eder. O yüzden milliyetçilik kavramı sola yabancıdır. Demokrasiye yabancıdır, demokratlığa yabancıdır. Dinle de bütünleşir. Evet ve orada da bir çelişki var. Örneğin İslam ümmetçidir. Milliyetçilikle ne kadar örtüşür bu çok tartışmalı. O nedenle bir Türk-İslam sentezini uydurmaya çalıştılar 12 Eylül darbesinden sonra. Yani Müslüman olmayan Türk'ün Türklüğünü de reddeden bir anlayış evet. Bu. Bu son derece yanlış, yok böyle bir şey. Orta Asya'da, Doğu Avrupa'da. Müslüman olmayan Türkler var ve aşağı yukarı İstanbul Türkçesine yakın Gagavuz Türkleri evet, evet. Türkçe konuşurlar. Hazara Türkleri vardır. Hazara Türkleri Musevidir. Ve
Hitler soykırımından en çok etkilenenlerden biliyorsunuz hocam o Almanya'daki soykırımda Hazara Türkleri de katledildi. Evet. Sırf Musevi oldukları için. Türklerin ilk tek tanrılı dinidir. Şamanistler vardır. Dolayısıyla milliyet ve din birbirinden ayrılır. Bir bu. Şimdi başka bir şeye işaret edeceğim ben burada. Şimdi burada evet oyu veren partilere bakalım. AKP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. İşte Millet İttifakı ya da Demokratik İttifak dediğimiz ittifakın bileşiminin nasıl birbirinden farklı olabilir, farklı partileri bir araya getiren bir yapıda olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bu partilere Cumhuriyet Halk Partisi hak ettiklerinin çok üzerinde milletvekilliği verdi. 39 milletvekilliği. Şimdi bu milletvekillerinin böyle bir tezkereye Cumhuriyet Halk Partililerinin oylarıyla seçilen hocam bu milletvekilleri böyle bir tezkereye evet oyu kullandılar. Evet oyu kullanan 357, hayır oyu kullananların sayısı ise 164. Bu 164'te Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekilleri var. Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, MHP ve AKP. Evet oyu kullandılar. Şimdi diyecekler ki ya Suriye'de ve Irak'ta biz terör örgütüne karşı savaşıyoruz. Tezkere o değil ki. O tezkerenin eski gerekçesi. Bir de 2 yıl daha uzatma diye de bir numara çektiler. Bu 2 yıl daha uzatma tezkeresi değil. Bu yeni bir tezkere. Çünkü farklı bir madde eklenmiş. Yabancı askerlere Türkiye'de bulunma yetkisi, hakkı veriliyor. Hocam 1 Mart tezkeresi vardı biliyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi reddetti ve Amerikan askerleri bir Müslüman ülkeyi Türkiye'den işgal etmesini engelledi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki başarısıydı. AKP de biraz bölündü orada. Oraya götürdü, bunu yaptı filan bir şeyler. AKP'lilerin bir bölüm meclise gelmedi. Evet. Ama Erdoğan ve Abdullah Gül evet oyu kullanılması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Evet. Hocam sonra ne oldu? O meclise gelmeyenlerin hiçbirisi milletvekili olamadı. Büyük bir bölüm milletvekili olamadı. Yani ikinci seçimde aday olarak gösterilemedi. Değerli seyirciler, milliyetçi, yerli ve milli AKP-MHP iktidarı İYİ Parti'nin de desteğini alarak bu trollerin partisi biliyorsunuz yani kapağı her an Cumhur İttifakı'nı atmak için hazırda bekliyorlar. Gazeteci tutuklatmak için ağzı bozuk, aşağılık, ahlaksız trollerle birlikte hareket etmekte beis görmeyen, sakınca görmeyen İYİ Partililerin oylarıyla birlikte Gelecek Partisi ve maalesef Deva Partisi, Saadet Partisi de orada 357 oy kullanarak bu partiler ortaklaşa yabancı askerlerin, Amerikan askerlerin, NATO ülkelerinin askerlerinin ya da bilmediğimiz bir ülkenin ama bu ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı olan ve onu tehdit edecek, bölgedeki barış ve istikrara zarar verecek bir girişimin kabul edilmesi için oy kullandılar. Tablo budur. Sevsinler sizin yerliliğinizi, milliliğinizi. Bir de bizim yurtseverliğimizi sorgulamaya çalışıyorsunuz. Hadi oradan be. Siz kimsiniz bizim yurtseverliğimizi sorgulayacaksınız? Kimsiniz siz bizim yurtseverliğimizi tartışabilecek çapta, kapasitede, müktesebatta olacaksınız? Bu mu? Bu mu? Efendim diyecekler ki hocam Suriye ve Irak'a asker göndermemesiniz. Hayır, ayırın o zaman tezkereyi. Buyurun. Evet, çok çok doğru tabii. Şimdi değerli izleyiciler, bu yabancı ülkelere asker yollama ayrı, başka ülkelerin askerlerinin Türkiye'ye gelmesi ayrı. Şimdi bu Özal döneminde keşfedilen bir torba yasa usulü vardı. Eskiden parlamenter rejimin doğru dürüst işlediği zamanlarda 1980 darbesinin 12 Eylül darbesinden önce ve 82 anayasasından önce, yani önce darbe yapılıyor 80'de. Orada milletin ensesinde boza pişiriliyor. Ondan sonra da aynı oylamada, aynı halk oyunda hem evren Cumhurbaşkanı seçiliyor hem de 1982 anayasası kabul ediliyor. Amaç, hocam çok özür dileyerek size ben iki bilgi daha vereyim. Rejiden attılar. Elektronik oylama yapılmış. Evet. Dolayısıyla kimin ne oy kullandığı belli. Tabii. Yani AKP bunu zorlamış belli ki. Yani kendi milletvekillerinden kaytaran bir önceki tezkerede, 1 Mart tezkeresinde olmasın diye
1 Mart tezkeresi kaçtı hocam? 2004 müydü? 2005 miydi? 1 Mart tezkeresi 2003. 2003. Hatırladığım kadar. Evet. Şimdi benim hatırladığım 2003. Bakalım hemen bakayım ama 2003 hatırlıyorum. 2003 hocam. 2003. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi siz ÖSO'yu da getireceksiniz demiş. MHP'liler demiş ki hayır, legal devletlerin orduları olacak. Yani tanınan devletlerin legal orduları olacak. ÖSO üzerinden bir tartışma gitmiş bizim arkadaşların kulis bilgisi hocam. Buyurun. Evet. Tabii. Hayır oyu 164 değil 167'ymiş hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler ben hemen bu sayıları da yazdım buraya. 357 önemli. 357 çok önemli çünkü 357 bu iktidarın mecliste militan olarak toparlayabildiği ve kritik oylamalarda ulaştığı oy sayısını belirliyor. 360'a varmaya 3 sandalye istiyor. 3 kişi daha. 3 kişi daha katıldığı takdirde 360 meclisin halk oylamasında, anayasa halk oylamasına gitmesine izin verecek bir oran. Bu çok önemli. Yani 360 oranı 360 ve 400. 400 milletvekiliyle doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliği yapabiliyor. 360'la da halk oylamasına gidebiliyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu iktidar özellikle... 3 oy var değil mi hocam? 3 oy var. Şimdi bu... Pelin bir bakar mısın tam evet oyları 357 mi? Bir de başka bir sıkıntı var. Evet öyleymiş. Başka bir sıkıntı var. Asıl bakılması gereken şey kimin nasıl oy verdiği önemli de... CHP listesinden meclise giren 38 kişi var. Tam 38 kişi bunlar. Bu 38 kişi nasıl oy kullandı? Bu 38 kişi içinde Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var. Yani Ahmet... Katılmayan ne kadar ona da bir bakalım evet, Pelin. Var mı? Katılmayan evet. Var mı? Ona da bakmak lazım. Son dakika haberi olduğu için bazı bilgiler eksik. Şimdi bu CHP listesinden meclise giren sağ partilerin milletvekilleri nasıl oy kullanmış acaba? Yani Ahmet Davutoğlu'nun veya Babacan'ın partisi milletvekilleri nasıl oy kullanmış? Üstelik Davutoğlu'yla Saadet Partisi yani Gelecek Partisi ile Saadet Partisi birleştiler. Mecliste ortak grup kurdular. O ortak grup ne yapmış? Değil mi? Çok ham tabii bilgiler. Bir de oylama da meclis oturumu da gizli oturumdu. Konuşmalar da pek dışarı... Hocam 76 yansıldı. Milletvekili oturuma katılmamış. Hadi buyurun bakalım. 76. Şimdi 76 milletvekilinin dağılımı birdenbire olayı çok kritik bir noktaya getiriyor. Yani bu... Bunlar iktidar partisi ve diğer Millet İttifakı'nın eski partileri ağırlıklı olarak. Olabilir ve bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın bu sağ otoriter, totaliterliğe doğru giden otoriter iktidarının, hükümetinin anayasayı perişan etme gücüne sahip olduğunu yavaş yavaş gösteriyor. Bu çok tehlikeli bir gidiş. Biliyorsunuz gündemde ilk 4 madde yani bir tetikçiye yazdırdılar. Evet dediler. Evet ne demek laiklik kalkmaz? Halk isterse, halk oylaması yapılırsa laiklik de kalkar. Hayır yapılamaz. Hayır demokrasinin ana koşulu olan laiklik halk oylamasına sunulamaz kardeşim. Yani siz halk oylamasına AKP'ye oy vermeyen %48'in kelleleri kesilecek diye bir madde koyabilir misiniz? Aynı şey ya. Aynı şey. Temel hak ve özgürlükler halk oylamasına sunulamaz. Nokta. Bu açıdan bakıldığında 12 Eylül 2010 halk oylaması da 16 Nisan 2017 halk oylaması da demokratik rejimin felsefesi, anayasanın ruhu açısından meşru değildir kardeş. Yani demokrasilerde bağımsız yargıyı, siyasetin etkisini açık hale getiren düzenlemeler ve hele hele 16 Nisan 2017 oylamasında doğrudan bir kişinin bütün
bütün yargıyı belirleme, bütün yargıyı belirleyecek organları belirleme hakkının bir kişiye verilmesi demokrasinin ruhuna da aykırı, felsefesine de aykırı, her bir şeyine aykırı. Mümkün değil. Yani o oylamaların hiçbiri demokratik rejimin felsefesi açısından meşru sayılamaz, vicdani sayılamaz. Hiçbiri. Ha, punduna getiriyorlar, kitabını uyduruyorlar. Hele bir 16 Nisan'da bir de yasaya aykırı sayım var. Yani ondan sonra da biz burada oturmuşuz işte demokrasi, hak, hukuk devleti, işte Cumhuriyet Başsavcısı da mektup yazmış, işte rüşvetçi adamı söylemiş. Rüşvetçi adam da uğraşmış, hemen başvurmuş, yayın yasağı getiriyor. Yayın yasağı getiren adam, isteyen adam, yayın yasağını isteyen adam, rüşvetçi olduğu iddia edilen adam. Çünkü zaten başsavcının iddiaları yargı içindeki bir kim daha çok rüşvet veriyor, kim ne yapıyor, kim sonuçlara, yargı kararlarına hakim oluyor meselesi. Ta Cumhurbaşkanlığına kadar giden her taraf, bunlar açık bilgi hepsi. Bir takım insanların adıyla, sanıyla, eşleriyle, kendileriyle, avukatlarıyla adlarının geçtiği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismen söylediği bazı avukatlar, kişiler dahil olmak üzere içeride bir hesaplaşma var. Felaket bir durum. Yani şimdi bunlar bu hale gelmişken bu rejimde, ondan sonra işte meclisteki oylamada yabancı askerlerin gelmesi, tabii ki iktidar tarafından, kontrol edilen medya tarafından söylenmiyor. Susmuş orada. Güya işte Irak ve Suriye'de savaşa devam, milli güvenlik filan gerekçeleriyle uyutulmaya çalışılıyor. Budur mesele. Yani gayet net ve açık. Hocam, şimdi bu konuyu tartışacağız epeyce. Tabii yarın hocam Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden kaç milletvekilinin katılıp katılmadığını öğreniriz ve İyi Parti'nin. 76 az değil. Ama bu partiler evet oyu kullanacağını daha önce ilan ettiler. Liderler aracılığıyla ilan ettiler. Ancak ben öyle zannediyorum ki bu fire asıl 76 ama toplam dediğiniz gibi 39 milletvekili var. Efendim 38 olabilir. 38 mi? 38. Olabilir. Benim 38. Hesaplarıma göre 38. 39 deniyor da genel olarak. Genelde olabilir. Öyle deniyor, evet. Ama 38. Dolayısıyla 76'dan 38'i çıkarttığınızda, yani 40 deseniz orada 30 geriye de 35. 30, 38 kalıyor. Evet. Yine. En az 35. Evet. Evet, 76'dan en az şey 30, evet 30, 36 işte kaç, 38 kalıyor. 38 milletvekilinin MHP ve AKP veyahut Yeniden Refah ve Hüdapar'dan olması lazım. Dolayısıyla bu tezkereyi içine sindiremeyen iktidar yanlısı bir milletvekili kesimi de var. Öyle anlaşılıyor. Değerli seyirciler, dolayısıyla biz burada fantastik bir iddia ortaya atmıyoruz. AKP ve MHP iktidarı yabancı askerlerin Türkiye'ye girmesine evet dediler. Böyle Suriye'ye, Irak'a, oradaki çıkarlarımızı korumak, oradaki askerleri korumak vesaire, işte Türkiye'nin stratejik çıkarları için gönderilen askerlere imkan sağlamak için getirilen bir tezkere değil. O eski tezkere. Esas amacı, farklılığı yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesidir. Burada bir milliyetçilik de yok. Basit anlamda, kaba anlamda bir milliyetçilik de yok. Burada bir işbirliği ve burada ince ve sinsi bir hesap var. O hesabın ne olduğunu ortaya çıkaracağız biz. CHP diyor ki ve diğer muhalefet milletvekilleri diyor ki ÖSO benzeri örgütleri, şimdi ÖSO'nun adını Milli Suriye Ordusu diye değiştirdiler hocam. Evet. Milli Suriye Ordusu oldu. ÖSO benzeri askeri güçlere Türkiye'de yasallık kazandıracak bir düzenleme olduğuna ilişkin güçlü iddialar var ortada. Bunun altını çizelim. Göreceğiz, yarın ortaya çıkacak. Biz bu haberi büyütüp bütün ayrıntılarıyla işleyeceğiz. Ankara Büromuz takip edecek. Bugün günün başka önemli bir olay hocam. TRT'nin aldığı bir karar. TRT ilginç bir karar alarak Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini erteledi ve tarih vermedi. Niye erteledi biliyor musunuz? Herhalde savaştan dolayı. Evet. Hamas İsrail Savaşı'nda çok üzülmüşler.
Çok üzülmüşler. Bahane orada tabii. Bütün mazlum milletlerin Doğu İslam dünyasının en büyük tarihsel atılımıdır. Adalet, demokrasi, aydınlanma yolunda atılmış en büyük adımdır. Fransız devriminin Doğu İslam dünyasındaki bir yorumudur. Bir gerçekleştiriliş biçimidir ve yer yer ondan daha ileridir. Fransız devriminden sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmedi. Devrimden sonra vergi veren yurttaşların oy hakları vardı. Daha sonra bunu köylülerin oy haklarına kadar yaydılar. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1946'da verildi. İsviçre'de 1971 ya da 72'de verildi. Dolayısıyla Doğu İslam dünyasının en büyük devrimlerinden biri olan modern Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan bütün eksikliklerine, bütün kusurlarına rağmen bu bir gerçekliktir. Yaratan Cumhuriyet devrimini 100 yılını tamamlamış bir bu nitelikteki bir tarihsel atılım dünyanın neresinde olursa olsun büyük törenlerle kutlanır. Bırakın onu, bir dernek, bir sendika, bir siyasi parti bile 100. yılını büyük etkinliklerle kutlar. Bir cumhuriyet kurumu olan TRT, ben iktidarın denetiminde, iktidarın bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum. Muhakkak. Çok üzülmüş. Çok üzülmüş. Çok üzülmüş. Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sıfatlarının ikisini birden üstlenmiş bir kişi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gibi açıklama yaptı. Her iki tarafı itidale çağırdı. Barış ve diyalog için arabuluculuk yapabileceğini söyledi. Esir takasında yardımcı olacaklarını belirtti. Hamas saldırısını kabul etmedi, üstlenmedi. Size ne oluyor ayrıca? Yani İsrail'in Gazze'de giriştiği büyük katliam şu anda odur. Tablo tersine döndü. Bunu protesto etmek, bunu kınamak, buna karşı koymakla törenlerin ne ilgisi var? Yani Cumhuriyeti kutlamak Hamas'ın ve İsrail'in ya da Netanyahu yönetimi diyelim arasındaki savaşın doğrudan sonuçlarıyla ilgili bir yanı ne? Yani Cumhuriyeti kutlamakla siz İsrail'in katliamlarını kınayamayacak mısınız? Ne yapacaksınız yani? Ya da TRT Genel Müdürü ve TRT çalışanlarını Gazze'ye mi göndermeyi düşünüyorsunuz? Komik ya. Daha ilginç bir şey var. Bir izleyicimizin notu bu. Ben bilmiyorum onun söylediğini aktarıyorum ama çok temelsiz değil herhalde. Oturmuş TRT'nin türkü programlarına bakmış. Hiçbir değişiklik yok. Dün hocam TRT Müzik'te ve diğerlerinde müzik programları, bangır bangır eğlence yayınları, diziler her şey devam ediyor. Ya siz bir cumhuriyete geçtiğini biliyorsunuz. Bir Abdullah Gül'le ilgili bir hikaye vardı. Her bayramda bir kulağında bir şey olur. Kulaktaki ne denir ona? Vertigo muydu o rahatsız? Evet, vertigo evet. Deniyor geçmiş ama olsun. Yani evet. Gerçekten de o hastalığı olabilir ama her nedense bu hastalık ya 10 Kasım'a denk gelir ya Cumhuriyet Bayramı'na ya 23 Nisan'a denk gelirdi. AKP de aynı şeyi yaptı. Bütün bu törenleri, yani kitlelerin katılacağı törenleri pandemi, yani korona salgınını gerekçe göstererek erteledi, bastırdı, yasakladı. Cumhuriyet anıtlarına çelenk konulmasını engellediler polis marifetiyle. Yasak hala. Yasak koydular. Ortada çok büyük bir suç var. Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in temel niteliklerine karşı devrim kanunlarının çiğnendiği ağır bir suç söz konusu. Bu yüzden Tele1 gibi muhalif ve bağımsız televizyon kanallarının ve medya kuruluşlarının yayınlarından rahatsız oluyorlar. Biz bunları açıkça ortaya koyuyoruz. Şimdi vatandaşın vergileriyle finanse edilen, bakın bu ülkede herkese bizden kesilen vergilerle de TRT yöneticilerinin paraları ödeniyor, yayınlar yapılıyor vesaire. Bütün Türkiye'nin sorumluluğu altındaki ya da bütün Türkiye'nin sorumluluğunu üstlenmesi gereken bir kurumdan söz ediyoruz. TRT, şimdi düz haber okuyun, şimdi dümdüz okuyorum. TRT'den yapılan açıklamada, TRT Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi. Bu ileri tarih belli değil, Cumhuriyet Bayramı'nı geçirecekler.
Cumhuriyet'in 100. yıl tarihini geçirecekler. Peki Gazze'de 6 kaçıncı günde girdi bugün? 11. gün değil mi hocam? Evet. 11 gündür bangır bangır eğlence programı yayınlıyorsunuz. Peki niye? Niye utanmıyorsunuz? Ya yalan söylemeyin bari. Bari yalan söylemeyin. Yani tam 11 gün var değil mi hocam? Bugün ayın 17'si. Cumhuriyet'in kutlanması için. 17. Evet, doğru. 70. 12 gün sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Belki ateşkes ilan edilecek. Ya da bugünden öngörmediğimiz başka bir gelişme yaşanacak. Ama geride de bir 11 gün var. Ve o 11 günde asıl katliam gerçekleşti. Siviller öldü üstelik. Gıkınız çıkmadı, kılınız kıpırdamadı. Bütün eğlence programlarını yayınladınız, aklınıza gelmedi. Cumhuriyet olunca akıllarına geliyor ya. Hocam bunlar hani söylenir ya, Necip Türk milletini enayi yerine koyuyorlar, aptal yerine koyuyorlar. Hani denir ya işte Necip Türk milleti, bunlar severler ya bu hamaseti. Aptal yerine koyuyorsunuz milleti, bu halkı, bu toplumu aptal yerine koyuyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Açık olun, deyin ki ya biz Cumhuriyet'i kutlamak istemiyoruz. Harbi olun ve tartışalım. Niye kutlamak istediğinizi? Evet, İsrail örneğin Gazze'de hastane vurmuş. Bugün TRT yayınlarına bakacağız. Ulusal yas mı ilan edildi Türkiye'de? TRT müziğin yayınlarını durdurdunuz mu? Böyle bir gerekçe mi olabilir? Peki ilk saldırıyı Hamas yapmıştı, siyasal İslamcı Hamas. Ve 1100 civarında İsrailli sivili öldürdüğü ileri sürülüyor. Onu belirteyim, temkinli davranmak gerekir. Peki ona karşı çıktınız mı? Savaşı başlatan tarafı kınadınız mı? Ki bence savaşın başlatılmasında karanlık noktalar var. Buyurun hocam. Şimdi çok korkunç haberler düşüyor. Yani bu İsrail'in vurduğu hastane bu. Hastane üstelik en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Üstelik orası maalesef bir kilisenin yönettiği bir hastaneymiş. Yani eğer haberler doğruysa ki zannediyorum doğru. Haber doğru hocam. Arkadaşlar ilettiler evet, bana. Maalesef bir kilisenin yani, yönettiği bir... Ekrana verdik altyazı kaydı. Ahli hastane. Adı Ahli hastane. Fakat Gazze'de hastane. Evet, Gazze'de hastane. Yani en azından 300 kişinin oraya sığındığı bir hastaneymiş ve şu anda bina yanıyor. Yani bir yandan o kadar hızlı gelişiyor ki haberler. Yani değerli izleyiciler, inanın bu devirde bu katliam ve bu zulüm içinde yaşadığıma üzülüyorum. Üstelik de yani ben hep bunu muhakkak değerli izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Bizim gençliğimiz muhtemelen sizin de, gerçi aramızda bir hayli yaş var ama. Ben hala gencim hocam. Evet. Siz hala, belki kendinizden söz ediyorsunuz. Siz hala gençsiniz, doğru. Siz de gençsiniz hocam. Evet, siz bizim, ebedi gençliği yakaladınız. Peki, bizim çocukluğumuzda, evet, şimdi. Bizim çocukluğumuzda iki tür film çok yaygındı. Birisi Kızılderililerin beyazları öldürdüğü Amerikan filmleri ve Amerikan askerlerinin, atlı askerlerin, süvarilerin böyle borazan çalarak Kızılderililer tarafından ablukaya alınmış olan arkadaşlarını kurtarmaya gelişleri. İkincisi daha ileri yıllarda ortaya çıkan... Süvariler gelirdi değil mi hocam? Evet, ikincisi daha ileri yıllarda ortaya çıkan Nazi katliamı. Ben o filmleri seyrederken, o Nazi katliamı filmlerini seyrederken yahu derdim, bu nasıl bir şey? Yani bir insan... Nasıl yapar onu? Hayır, bir insan kendi doğumunu belirleyemiyor ki. Ben demiyorum ki Türkiye'de İhsan Kongar'dan, Mesude Kongar'dan işte bir İslam ülkesinde doğayım. Demiyorum ki, ben onu seçmiyorum ki. Bunu Afrikalı da demiyor, Amerikalı da demiyor. Yani yok böyle bir şey. Bir insanı annesinin kim olduğuna bakıp nasıl öldürebilirsiniz yahu? Ya korkunç bir şey. Ve hep derdim ki kendi kendime, yahu iyi ki Türkiye'de böyle şeyler yok. İyi ki Atatürk bunu, Cumhuriyet'i kurdu da herkes artık anasına, babasına, soyuna, sopuna bakmadan eşit olarak yaşıyor filan. Derken
derken bu zulmün göbeğinde yaşamaya başladık. Yani Balkanlara bakıyorsun zulüm. Kafkaslara bakıyorsun zulüm. Orta Doğu'ya bakıyorsun zulüm. Peki kim kime zulmediyor? Hocam bir de tablo vahim. 500 kişinin öldüğü. Evet. Hayır, kim kime zulmediyor? Orta Doğu'da en korkunç şey, en korkunç şey bu Hamas Netanyahu savaşına gelmeden önce Hristiyan güya Müslümana zulmediyor derken Şii Sünni'ye, Sünni Şii'ye saldırıyor. Evet, daha çok öldürüyor birbirlerini Hristiyan ordunun öldürdüğünden. Şimdi Hamas'la İsrail. İsrail biliyorsunuz kuruluşu itibarıyla zaten belli bir terör örgütlerinin sonucunda orada hem şimdi o hiç söylenmiyor. Toprak satın aldığı söyleniyor. Doğru. Doğru. Ama başka arkasında o sırada o dönemde terör örgütleri de var. Hiç söylenmedi bakın bu. Hiç bugün Süha Umar'ın eski büyükelçilerden Süha evet. Umar'ın bir yazısı var o konuda. Ahmet Şükrü Esmer'e benim de hocam olan dış siyaset yabancı tarih profesörü siyasi tarih profesörüdür aslında ama dış siyasetle ilgili olan bölümleri çok önemlidir. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Profesör Ahmet Şükrü Esmer Yahudilerin terör örgütlerinden kaynaklanan bir devlet kurduklarını açıkça anlatan hocalarımızdan biridir. Hiç bakın ondan söz edilmiyor. Hep Hamas'ın terör örgütü olduğundan söz ediliyor. Yani o da bir nevi terör örgütü, bu da bir nevi terör örgütü. İsrail'i kuranlar haydutlar. Evet, haydutlar, aynı zamanda teröristler. Hatırlayın o Türkiye'de Ermeni soykırımı falan yapıldı diyenler Ermenilerin 2-3 tane yani Taşnat suyundan tutun başka şeylere kadar Osmanlı Devleti'ne karşı kendi Erzurum valisi olan Ermeni'yi sırf Ermeni idealine hizmet etmediği için öldüren terör örgütleri var. Yani bu milliyetçilik akımları 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında bakın Ermenilerin var. Osmanlı'dan ayrılan bütün azınlıkların var. Bulgar'ın var, Yunan'ın var, Arnavut'un var, hepsinin var. Çünkü öyle savaşarak gidiyorlar. İsrail'in de var. Ondan sonra geç milliyetçilik vesaire veya topraklara üzerinde yeni devlet kurulduğu için Filistinlilerin de var. Bu çok önemli bir olay. Şimdi din üzerinden veya ırk üzerinden savaşa girdiğin zaman zulme gidiyorsun. Orada çünkü senin gibi olmayan başka anadan babadan doğmuş insanlar senin için şeytan oluyorlar. Yani Hamas'ın da şeytanlaştırdığı Yahudiler, Yahudilerin de Netanyahu'nun da şeytanlaştırdığı Müslümanlar böyle bir kanlı zulmün maalesef araçları oluyorlar. Ve arkada emperyalizm kazanıyor kardeşim, emperyalizm. Hepsi onun kuklası. Hepsi onun kuklası. Kim ki din adına, milliyet adına kan döküyor, bakınız arkasında emperyalizm var. Ya orada petrol var, ya bir başka deniz yolu var, yahut bir şey var, ya bir menfaat var veya maden var. Yapmayın yani, yapmayın. Bunu böyle görmek lazım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir iki not daha var, onunla da paylaşayım hocam. Kaç asker gelecek, ne kadar kalacak? Tüm yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmiş. Aha. Meclis devre dışında yani. Tabii. Yani değerli seyirciler, Türkiye'de bir kişi kaç asker geleceğini, mesela 300 bin Amerikan askeri mi gelecek? Bir kişi yetkili buna karar verecek, Cumhurbaşkanı. 100 bin mi Alman askeri gelecek ya da Fransız askeri? 10 bin mi? 1500 mü? Her neyse. Hangi ülkeden kaç asker gelecek ve ne kadar kalacak bunu belirleyen bir kişi var. Cumhurbaşkanı çıkan yasaya göre, kabul edilen tezkereye göre. Yani meclis bu konuda tamamen devre dışı bırakılmış. İyi Parti burada sıkı durun. Evet diyeceğini açıkladığında AKP ve MHP milletvekilleri İyi Parti'yi ayakta alkışlamış. Ben İyi Parti'yi kutluyorum. İyi Partilileri kutluyorum. Aferin size, tebrik ediyorum sizi. Çok iyi milliyetçi ve hadi daha geniş bir kavramla ifade edelim.
hakikaten sıkı yurtsever bir parti olduğunuzu böylece kanıtlamış oldunuz. Bu notları paylaştıktan sonra hocam bu Gazze ve Filistin sorununa gelmek istiyorum ama ondan önce şimdi iki tane olay yaşandı hocam. Birisi Belçika'da. Tekbir getiren birisi. Korkunç. Korkunç. Brüksel'de, Belçika'nın başkenti Brüksel'de motosikletli bir kişi silahlı bir saldırıyla iki kişiyi öldürüyor. Yayınladığı videoda Allah için savaştığını yani cihat yaptığını söylüyor. Kaçtıktan sonra, kaçarken daha doğrusu polisle girdiği çatışmada öldürülüyor. IŞİD'li yani Irak Şam İslam Devleti adlı terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülüyor. Kesin teyit edilmiş değil ama böyle bir iddia var. Bu Belçika. Bu Belçika. Bir de Amerika. Başka bir şey var. Chicago'da. Şimdi bakın nereye sürükleniyor. Bu Belçika'daki Belçika-İsveç maçı sırasında yani onu izlemek için gelen sivillere bu saldırı yapılıyor. Yani ilk devresi tamamlanan maçın terör örgütü tarafından bir başka bir eylem yapılmaması için de ertelendiği belirtiliyor. Evet. Şimdi diğeri başka bir vahim. Bakın ırkçı ve dinci bir savaşın nerelere götürüldüğünü göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde açık bir nefret suçu olabilir. 6 yaşındaki bir çocuğu ya bir yavruyu, bir bebeği sırf Müslüman ve Filistinli diye tam 22 bıçak darbesiyle bir faşist katlediyor. Bir ırkçı, muhtemelen bir Siyonist. Sırf Filistinli diye. Annesini de. Annesini de. Annesinin yanında saldırıyor. Annesini de bıçaklıyor. Annesi ölmüyor, ağır yaralanıyor ve çocuk ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin asıllı 6 yaşındaki bir çocuk bıçaklı saldırıda öldürüldü. Annesi yaralandı. Saldırgan Hamas-İsrail savaşına tepki olarak Müslüman oldukları için bu saldırıyı yaptığını itiraf etmiş. Dincilik ve ırkçı milliyetçilik bir insanlık suçudur. Bak din değil, kimse çarpıtmaya kalkmasın. İslam değil, İslamcılık, siyasal İslamcılık. Din değil, Müslümanlık değil, dincilik. Yani dini, İslam'ı siyasal amaçları, mali amaçları, örgütsel amaçları için istismar etmek, onun ticaretini ya da siyasetini yapmak. Kutsal metinleri birer parti programına veyahut birer siyasal slogana dönüştürmektir. 6 yaşındaki bir çocuğun katledilmesini kimse açıklayamaz. Yani ırkçıların iyisi kötüsü yok. Siyonist, Yahudi şeriatçısı demektir. Hamas'la, Hamaslı bir siyasal İslamcı militanla Siyonist bir katliamcı arasında bir fark var doğru. Birisinin toprakları işgal edilmiş ve bir nefsi müdafaa halinde olduğu söylenebilir. Ama orada savaşın bir ahlakı vardır. Sivillere, yaşlılara, kadınlara karşı saldırı gerçekleştirmezsiniz. Hastalara, hastanelere, okullara saldırmazsınız. Hamas, Aksa tufanı dediği ilk saldırı dalgasında bu kuralların hiçbirine uymadı. Bu nedenle dünyadaki meşruiyetini İsrail karşısında Filistin halkının davasını lekeledi. Bugün ise İsrail saldırıyor. Ve bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Siyonist, bir dinci faşist kalkıyor. İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle Filistinli ve Müslüman oldukları için bu çocuğu öldürdüğünü itiraf ediyor. Allah kahretsin ya. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler, işte Cumhuriyet bunun için önemli. Yani Cumhuriyet kadınlar üzerinden yükseldiği için, kadınların omuzlarında yükseldiği için 1930'da yerel yönetimlerde seçilme hakkı veriliyor. 35'te genelde bu hakkı alıyor. O sırada İsviçre'de, Fransa'da falan daha kadınların seçme ve seçilme hakları yok. Seçilme hakları yok. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk, Fransız devriminin eşitlik, kardeşlik, dayanışma falan gibi ilkelerini Avrupa'dan önce insanlığa taşıyan bir lider. O bakımdan kurduğu cumhuriyet çok sağlam bir cumhuriyet.
Şimdi tam Orta Doğu'da bu savaş sürerken onu kutlamak lazım. Orta Doğu'daki savaşa Türkiye'nin konu olmaması, Türkiye'nin topraklarında böyle savaşların bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl sonra hala bütün saldırılara rağmen 1950'den itibaren Cumhuriyet karşıtlarının iktidara gelmiş olmasına ve Cumhuriyet'in altına oymasına rağmen ayakta kalmasını kutlamak lazım. TRT istediği kadar Cumhuriyet'i kutlamasın. Allah'tan CHP'li belediyeler var, ilçe belediyeleri var, il belediyeleri var, büyükşehir belediyeleri var. Onlar büyük görkemli kutlamalarla Cumhuriyet'in 100. yılını vatandaşlarıyla, Cumhuriyet'in 100. yılının sevincini ve enerjisini vatandaşlarıyla paylaşıyorlar. Hep iddia ediyorum, iktidar, demokrasi, yerel yönetimlerden tekrar kurulacak. 100. yıl kutlamaları bunun en belirgin öncülüğünü yapıyor. Bunun da altını çizelim. Hocam buradan bir çağrı yapalım. Bütün muhalif belediyeler, başta Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 29 Ekim'de görkemli bir biçimde kutlamalılar. Kitlesel kutlamalar olmalı bunlar. Yurttaşların katılımının açık olmalı. Fener alayları, yürüyüşler, meydanlara çıkılmalı. Cumhuriyet anıtlarına, Atatürk anıtlarına gidilmeli. Konserler düzenlenmeli. Bunları yasaklamaya kalkabilirler. O yasaklara karşı da mücadele edilmeli. Buradan bu çağrıyı yapmak lazım. Gücünüz Cumhuriyet'ten gelecek. Tarihsel meşruiyeti var. Hiçbir güç bunu yasaklayamaz. Aynen. Hiçbir güç. Hiçbir güç. Yasaklamak Cumhuriyet'in temel ilkelerine ihanet etmek anlamına gelir çünkü. Evet değerli. Bu Filistinli çocuğun hocam ev sahibi. Saldıran ev sahibi. Katil. Evet. Katil ev sahibi ya. Ev sahibi. Şimdi Batı basında bakacağız. Herkesin önünde ciddi bir sınav var. İsrail'de plajda ya da o müzik festivalinde eğlenen ama sonra biliyorsunuz hocam o çırılçıplak soyuldu, teşhir edildi dendi. Oysa onun mayosuyla yani bikinisiyle orada havuza girdiği ya da denize girdiği festivalde bikinisiyle izlediği ortaya çıktı. Yani bir kadını bir cinsel obje olarak öldürüp teşhir etme durumu yok ama öldürülmüş. O açık, onu hastaneye bir kamyonla hastaneye götürüyorlar. Çocukların boğazının kesildiğine dair Hamaslı militanlar tarafından bir takım videolar paylaşıldı. Bunların daha sonra tamamının yalan ve kara propaganda olduğu ortaya çıktı. Ama bu gerçek. Bu gerçek. Hamas saldırısında siviller öldü, ölmedi değil. Hocam fark şu. Filistin'de Osmanlı döneminde 150 bin kişi yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 600 bin kişi bu sayı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki yaşayan, çeşitli Rusya'da, Türkiye'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, İspanya'da, Amerika'da Yahudiler bir kampanyayla geliyorlar bölgeye ve Filistinlileri yani orada 1000 yıldan fazla, 2000 yıldır yaşayan insanları evlerinden, topraklarından kovarak o toprakları işgal ediyorlar. Hamas bütün kusurlarına rağmen böyle bir toplumun hakkını savunmaya çalışıyor. Bunu da unutmamak lazım bütün eleştirilere rağmen. Ortada bir gerçek var. 1967'de kabul edilmiş sınırlar var. Sovyetler Birliği de o dönemde evet demiş. Arap ülkeleri de evet diyor. Orada barış ve istikrarın tek yolu 67 sınırlarına çekilmek, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamaktır. Başka hiçbir yolu yok. Evet, kaç defa kuruldu? Yani ben Filistin devleti kuruldu yaşasın diye kaç defa manşet atıldığını, kaç defa haber verildiğini biliyorum. Ama maalesef hep o geri kalıyor, akim kalan bir takım teşebbüsler oluyor. Değerli izleyiciler, Atatürk'ün büyüklüğü burada. Laikliğin önemi burada. Yurtta sulh, canda barış burada. Onun için Cumhuriyetimizin değerini iyi bilelim, 100. yılını kutlayalım. Her türlü saldırıya rağmen hala Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ayakta, hala. Ve biz burada bugün bunları konuşabiliyorsak, savaşa uzaktan bakabiliyorsak, ne kadar uzaktan baktığımızda tartışmalı, habire şehit haberi geliyor, yüreklerimiz yanıyor, o da bir başka mesele. Aslında onu konuşmak lazım ya, şimdi vaktimiz kalmadı. Onu Atatürk'e borçluyuz, bunu da unutmayalım.
Bugün hocam Özgür Özel Tele1'i ziyaret etti. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bana geçmiş olsun ziyaretine gelmiş. Refakatındaki Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte. Çok nazik bir ziyaretti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Orada da konuştuk. Diyor ki biz kongreyi yani 4 ve 5 Kasım'a 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle erteledik. Kurultayı. Evet, kurultayı. 4 ve 5 Kasım tarihine Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle erteledik. Yoksa 29 Ekim'de düşünmüştük öncelikle, daha önce söylemiştik. Dolayısıyla o Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yaptığımız çağrının çok gerçek bir karşılığı var. Kurultay bir hafta sonra yapılacak. Yani 4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Bir hafta sonra cumartesi, pazar günleri yapılacak. Bu yasağa karşı bütün toplum ayağa kalkmalıdır. Ya da ertelemeye. Ya da sönük bir şey. Şu anda hiçbir şey yok. Hiçbir faaliyet yok. Yani 100. yılını tamamlayan bir cumhuriyet havası görüyor musunuz hocam sokakta? Ben 50. yılı hatırlıyorum. Benim mezun olduğum lisenin adı da 50. yıl lisesi yapıldı. 50. yıl Çağlayan Lisesi oldu adı. Çok güzel bir liseydi. Yerinde şimdi adliye var. Çok güzel bir liseydi. Yazık. Evet. Adliye var da. Abi ben beni orada tuttun. Adalet yok. Adalet yok. Dolayısıyla o 50. yıl 1973'te bütün Türkiye'yi sarsan, işte müzikler, besteler, marşlar, isimler, törenler ki 50 yıl önceki Cumhuriyet daha yoksul bir ülkeydi. Tabii. Ona rağmen görkemli törenlerle kutlandı. 100. yılı bu halk kutlayacaktır hocam. Devlet, siyasal İslamcıların, muhafazakarların, devlet dincilerin, Cumhuriyet halkın. Fark burada. O halde halk sahip çıkmalıdır Cumhuriyet'e. Tek yolu bu. Teşekkür ederiz. İpek bastırıyor hocam. Reklamlar varmış. Yine ben konuştum ve bitiriyorum. Evet. Görüşmek üzere değerli izleyiciler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Direneceğiz. Hoşça kalın.